Ya savaş olmayacak diyor. Hatta bazı birlikler tatbikat bitti gerekçesiyle çekiliyor. Batı ise bu duruma temkinli yaklaşıyor. Ukrayna krizi sürüyor. Bölgedeki son durumu şimdi Murat Karataş aktarıyor. Aslında Cuma gününden beri verilen iki tarih vardı. Biri 15 Şubat, diğeri 16 Şubat'tı. Artık 15 Şubat'ı neredeyse tamamlamak üzereyiz. Dolayısıyla gözler 16 Şubat'a çevrildi. Acaba herhangi bir saldırı olacak mı diye. Bu beklenirken bugün Moskova'nın önemli bir konuğu vardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Moskova'yı ziyaret etti. Vladimir Putin'le bir araya geldi. Dün de bilindiği gibi Ukrayna'daydı Olaf Scholz ve ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Putin dikkat çekici açıklamalar yaptı o görüşmeden sonra. NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlememesi gerektiğini hatırlattık dedi kesin bir dille ve ardından Batı'nın güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine kurmaması gerektiğini söyledik. Rusya'nın zorla çevrelenmeye çalışılması ulusal güvenliğimize bir tehdittir ve Rusya buna asla müsaade etmeyecektir. Avrupa'da savaş istemiyoruz. Tatbikat yapan askerlerimizin bir kısmını da çekmeye karar verdik dedi. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı tatbikat yapan askerlerin bir kısmının çekilmesine ilişkin olduğu iddia edilen bir takım görüntüler de yayınladı. Ancak Batı bu görüntülere ve bu haberlere son derece temkinli ve dikkatli bir şekilde yaklaşıyor. Hatta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığını ilişkin bir işaret görmedik henüz ifadelerini kullandı. Benzer bir açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan da geldi. Önce somut olarak görelim, sonra belki bu açıklamalara inanırız ifadeleri kullanıldı. Bu arada Rusya'da bugün önemli bir oylama da vardı. Ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk meclislerini, halk cumhuriyetlerini tanımaya yönelik bir oylamaydı bu. Parlamentodaki oylamadan kabul kararı çıktı. Yani dolayısıyla tanıma yolunda önemli bir adım atıldı. Artık söz konusu karar Putin'in önüne gitti. Son kararı Vladimir Putin verecek. Bu arada Rusya Ukrayna'nın düzenlediği AGİT toplantısına da katılmama kararı aldı. Bu da gerilimi arttıran bir diğer önemli gelişme olarak kayıtlara geçti. Evet, yarın ayın 16'sı dedik. Yarın önemli yapan bir diğer konu da dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklamıştı ve 16 Şubat'ı Ulusal Birlik Günü ilan ediyoruz ki o gün saldırının olacağı iddia ediliyor. Biz onu Ulusal Birlik Günü olarak kutlayacağız ve her yere bayraklar asacağız ifadelerini kullanmıştı. Bakalım yarın Ukrayna geneli bu günü nasıl karşılayacak, hep birlikte göreceğiz. Murat, teşekkür ederiz.